Adam Veysel Karani. Aşık Veysel'den aşkı öğrenmeye çalıştım. Karani'den anne sevgisini. Twitter'dan Masum Janti adına karalamaya çalışıyorum. En dikkatli takip için görünürdü. Erkan. Erkan bu gönül alma faslı. Geçirdi bana zaten şey. Evet. Samsun'da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri bir dua ederdim. Ben annemle bana bu duayı ederdi. Derdim ki Allah'ım beni güzel insanlarla karşılaştır. Amin. Bazı insanlarla karşılaştırdım. İşte hayatımda şunu yaşadım, bunu yaşadım falan diyor. Kötü anlar anlatırlar. Ben de hep hayatımda gerçekten okulda, iş ortamında hep güzel insanlarla karşılaştım. O insanlardan gerçekten işte bazıları, bu üç arkadaşım, mahalleden benim arkadaşım. Hani derler ya işte dost azdır, insan hayatında birkaç tane olur. Hayatın bana en cömert davrandığı konuların başında dostluk gelir. Ne güzel. Hayat bana gerçekten çok büyük bir servet. Çok kıymetli evet. Dostlar verdi. Çok güzel. Bu arkadaşlar onların bazıları, en öne gelenleri. Ve Twitter gibi, hani kaypak bir ortamda, evet. Bu ihtimalle çok açık bir ortamda. Burada oturan insanlar gibi, başta işte Yusuf abi olmak üzere, Muhsin hocam olmak üzere, Yüksel abi olmak üzere. Twitter gibi bir ortamda böyle insanlara karşılaşmayı tamamen bu duanın tezahürü olarak görüyorum ben. Yani. Mesela gerçekten hani buradasınız diye demiyorum abi. Yusuf abi gibi bir insanla karşılaşmak bir duanın tezahürüdür. Evet, kesinlikle. İnsan hayatında. Veya işte, geçen gün Esra'ya söylüyorum. İşte hiç diyorum profesör der misiniz ya diyorum. Yapamıyorum son bir şey adam dedi. Orada Yusuf abi ismini yapıyor. Muhsin hocam bir gülüşü var. Ya o doğallık, o gülüşü var. Yani profesör demezsin. Gidip sarılırsın böyle. Evet, Muhsin Bey tweette de öyle. Ben hani o vurgulamak istiyorum. Çok mütevazi. Hani bazen bir selamına karşılık verdiğimizde nasıl hemen cevap veren. Ki ben çok birebir konuştuğum biri değilsiniz. Hani karşılıklı sohbetimiz yok ama çok dikkat ettim. Hani bazı kişilerde böyle bir şey oluyor Muhsin Bey. Hani cevap vermeme gibi, konu şey yapmama gibi. Çünkü biz de hani hepimizin yaşı başı belli. Karşımızdaki insana bir şey deyince doğru düzgün bir cümle kuruyoruz. Hani bu beni çok rahatsız ederdi tweette. Hani neden insanlar böyle? Değil mi? Size biri sokakta düşünün, yolda selam vermiş değil mi? Dönüp geçer misiniz? Muhsin Bey benim dikkatimi çekmişti bu hususta. Çok mütevazi bir insan. Yok öylesiniz. Sağ olun. Bugün yani tanıştık, söyleme... Sizin gönüllerinizin güzelliğiniz evet, yani. Sağ olun. Evet. Şimdi ilk defa hani... Bir ilk defa. Bu kadar geniş bir... Evet. Çoğu ilk defa. İlk defa, tabii. Çok tabii. İlk defa. 10 gün oldu yaklaşık ben İstanbul'a geleli. 10 günden beri çok hızlı bir tempoda, hep dostlarla dolu dolu. Çok güzel geçiyor. Abi Allah razı olsun senden. Ve bütün programlara katılmaya çalışan abi sizlerden Allah razı olsun. Özellikle bugün... çok onur verici bugün benim için. İşte beni tanıyan sevgili arkadaşlarım, dostlarım, abilerim, büyüklerim buradan zahmet ettiler geldiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten hayatımın en anlamlı, en güzel günlerinden bir tanesi. Kesinlikle unutulmayacak. Teşekkür ederim hepinize.